Merhaba arkadaşlar. Be Going To kalıbıyla bugün kaydımızı başlattık. 8. sınıfların ilk ünitesinde geçen bu kalıp ecek acak anlamını bize veriyor. Gelecek zamanda yapmayı planladığımız işler için kullandığımız bir kalıptır. Be gördüğümüz yere emizar yardımcı fiilinden birisini yazarak be kalıbını emizar yardımcı fiilinden birisini yazarak arkadaşlar dönüştürebiliyoruz. Öznemize göre hangi yardımcı fiili yazacağımızı tabii ki de değiştirebiliriz. Am, is, are, going to da diyebiliyoruz buna. Yani özneye göre I öznesiyle ilgili kendimizle ilgili bir cümle kuracaksak, I öznesiyle cümle kuruyorsak emizar am going to, he, she, it öznesiyle ilgili bir cümle kuracaksak, üçüncü tekil şahsın ne yapacağını söyleyeceksek, is, we, you, they öznesiyle ilgili bir cümle kuracaksak, o zaman da are yardımcı fiiliyle going to kalıbını kullanıyoruz. Kullanım açısından, we use be going to talk about plans or intentions in the future. Biz geleceğe dönük planlarımız ya da yapmaya niyetli olduğumuz işler, planlarla ilgili konuşurken kullanıyoruz demiştik. Örnek olarak da mesela we are going to have a barbecue on Sunday. Pazar günü biz barbekü yapacağız ya da pazar günü pikniğe gideceğiz. Ya da önümüzdeki hafta ya da önümüzdeki ay next month. Bir tane de örnek buraya ben yazayım. My father is going to fly to Canada. Babam önümüzdeki ay Kanada'ya uçacak. Şimdi burada da istersek biz bunu yardımcı fiilinin cümlenin sonunda, istersek de cümlenin en başında kullanabiliyoruz. O zaman sonunda kullanırsak nasıl olur? My father is going to fly to Canada. Cümlenin başında kullanırsak da sonunda kullanırsak da anlam değişmiyor. Fakat değişen şey vurgusu oluyor. Yani cümlenin vurgusu. Eğer ne zaman gideceğini vurguluyorsak cümlenin başında da verebiliyoruz. Next month'ı da buraya cümle sonuna zaman zarfı olarak yazalım. Kullanılabilecek zaman zarfları be going to kalıbıyla kullanabileceğimiz zaman zarflarımız geleceğe yönelik zaman zarfları oluyor. Zaten gelecek zamandaki zaman zarfları nelerse onlar. Tomorrow yarın demekti. This weekend bu hafta sonu. Next Monday gelecek pazartesi. Next week gelecek hafta. Next summer gelecek yaz. Next April gelecek Nisan gibi. Yani bunun gibi çeşitlendirebiliriz zaman zarflarımızı. Çeşitlendirdiğimiz zaman da cümlenin başında ya da sonunda çok da fark etmiyor kullanımı. Önemli olan cümlenin kullanım kurulum yapısı. Olumlu cümle kuracağımız zaman I am going to play football. Ben futbol oynayacağım. Burada kısaca I'm olarak da yazabiliyoruz arkadaşlar. I am going to play football da diyebiliriz. You are yine kesme işaretiyle ayrıldığında A'yı kaldırıyoruz kısaltma halinde. You are going to play football. Öznemiz he, she, it ise he is going to play football. We, you, they ise we are going to play football gibi cümleler kurabiliyoruz. Bu örnek cümleden yola çıkarak olumsuz hali ise not eklenerek yapılıyor. Zaten not bütün cümlelerde olumsuzluk ekidir. Not eklenerek biz olumsuzlaştırmış oluyoruz cümlemizi. Peki to be going to da nasıl olumsuz cümle kuruyoruz? I am not going to play football diyebileceğimiz gibi I'm not going to play football da diyebiliriz. Ben futbol oynamayacağım. You are not going to play football diyebileceğimiz gibi you aren't going to play football da diyebiliriz. Ya da he isn't, they aren't, we aren't going to play football ifadelerini kullanabiliriz.
Soru sorarken tamamen çaprazlama işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki olumlu haline bakarsanız mesela you are going to play football. Buradaki soru haline bakarsanız are you going to play football? Soruya dönüştürdüğümüzde you are you olarak soruluyor. Am I, ben futbol oynuyor muyum? Yani Türkçe'de pek fazla kullanılmıyor ben yapıyor muyum, ediyor muyum ya da yapacak mıyım ifadesi. Şöyle söyleyeyim size, Türkçe'de çok fazla kullanılmıyor. Neden? Genelde biz öğrencilerimize soru sorarken, öğrencilerimize şu an ne yapıyorum mesela İngilizce konuştururken ya da gelecekte ne yapacağım, ecek acak anlamını ifade ederken biz bu soruyu yöneltebiliriz. Am I going to play football? Ben futbol oynayacak mıyım? Gibi. Yani burada yapmıyorum, etmiyorum, yapmayacağım anlamını verirken biz ki karşımızdaki kişilere olumlu veya olumsuz cümle kurarken en önemli dikkat edeceğimiz şey, mutlaka kısaltma da yapabilirsiniz. Fakat genel konuşma dilinde zaten biz uzun cümleler kurmaktansa kestirme cevaplar vermeyi yeğliyoruz. I'm not, you aren't going to gibi. Sen yapmayacaksın. Eğer am I going to play football sorusuna cevap verebilmemiz gerekiyorsa, vermemiz gerekiyorsa you aren't going to, they aren't going to gibi kestirme cevaplar da verebiliriz. Ya da kısaca yes you are, no you aren't, yes she is, no she isn't diye cevaplarımızı verebiliyoruz. Is she going to play football? Yes she is. Are we going to play football? No, we aren't. Eğer soru we diye sorulduysa biz diyor. Cevapta da biz diye kullanıyoruz. You diye sorulduysa sen diyor. Cevapta da I diye cevap vermemiz gerekebilir. Eğer topluluğa hitap ediliyorsa you, siz anlamına gelir. Cevapta mutlaka biz dememiz gerekir. Topluluğa hitap edilmiyor, kişiye hitap ediliyorsa sen anlamında o zaman I'la cevap verebiliriz. Şimdi buradaki örneklerimizde cümleler kuracağız. Kuracağımız cümlelerde de arkadaşlar şöyle biraz daha belirginleştirelim. Haftalık programdaki yapılacaklar listesine göre pazar günü pikniğe gidilecek. Mesela pazartesi günü ders çalışılacak. Salı günü alışveriş, çarşamba bisiklet, perşembe herhalde parti değil mi? Cuma günü skating ve cumartesi günü de ticket diyor. Herhalde cumartesi günü de bir tiyatro bileti alınmış. Bütün haftayı planlamış bakın burada. Haftalık program yapmış, plan yapmış. Demek ki bu etkinliklerin hepsini biz haftalık program dahilinde olduğu için, planlanmış olduğu için, gelecekte yapılacak planlanan etkinlikler olduğu için going to kalıbıyla kuracağız. Mesela Mary is going to have a picnic on Sunday. Mary pazar günü piknik yapacak. She is going to finish her homework. Ödevini bitirecek on Monday, pazartesi günü. On Tuesday she is going to going to buy new clothes diyebiliriz. Yeni giysiler satın alacak, alışverişe gideceğini görüyoruz burada. On Wednesday, pazartesi günü, çarşamba günü, she is going to go cycling, bisiklet binmeye gidecek diyebiliriz. On Thursday, perşembe günü, she is going to have a party. On Friday, she is going to go skating. Paten vardı Cuma'da, o yüzden paten kaymak diyoruz. On Saturday, pazar günü de she's going to go to the theater. Cümlelerimizi kurmamız gerekirse şuraya hemen örnek olarak ben bir iki tane yazayım. Biraz herhalde kalıp olarak büyük gelecek ama sığdırmaya çalışalım. Mary is going to go cycling
cycling on hangi gündü? On Wednesday. Evet, bunu birazcık küçültürsek şöyle küçültelim. Evet. Mary is going to go cycling on Wednesday. Gördüğünüz gibi ekranda da biraz büyük durdu ama örnek bir cümle vermiş olmak açısından yazdık. Sizler örnek cümlelerinizi defterlerinize yazabilirsiniz az önceki söylediğimiz. Bu bölümün sonunda arkadaşlar ayrıca size şöyle bir ödev veriyorum. Lütfen herkes bu örnek cümlelerin aynı zamanda olumsuz ve soru hallerini de yapsınlar. Mary isn't going to go to the theater on Sunday. Mesela pazar günü tiyatroya gitmeyecek. Mary isn't going to go to the go cycling on Saturday gibi ifadelerle cümlelerinizi olumsuzlaştırın. Bir de örnek olarak olumlu cümlelerle ilgili soru cümleleri oluşturmanızı istiyorum. Zoom'dan dolayı da ekranımızda please move this window away işareti çıkıyor. Bazen yapıyor bunu. Evet. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.